Bugün Aston Villa Leicester City Premier Lig maçına gidiyoruz. Tren geciktiği için taraftarların çoğu indi. Ben de onlarla beraber indim. Şimdi yürüyerek stada doğru gidiyoruz. Stada çok çeşitli ulaşım araçları var. Bu yüzden herkes toplu taşıma araçlarını tercih ediyor. Türkiye'dekiyle benzer şekilde her yerde takımın ürünlerini satan seyyar satıcılar görebilirsiniz. Bildiğin kulüp la. Aston Villa Leicester maçına geldik. Çağlar'ı da izleyeceğiz bugün. Umarım güzel bir maç olur. Kimmiş bu amca? Maçtan 1-2 gün önce Aston Villa 74-82 yıllar arasında yöneten Ron Sanders vefat etmiş onun anısına. La çekilin abla ha. Statlara giriş çok kolay. Biletler online olarak satılıyor. Bizdeki gibi bir pasolik sistemi yok. Üye olmasanız da gelip maçları izleyebiliyorsunuz. Tabii kombine çok yaygın. Kombinesi olanlar öncelikle maç biletlerini alıyorlar. Stadın çevresi de futbol açısından zengin. Her tarafta çocuklar top oynuyorlar. Futbolun neden bu kadar meşhur olduğu ve iyi oyuncular çıktı. Statların içi de sosyal açıdan oldukça zengin. Yiyecek, içecek gibi her türlü ihtiyaçları temin edebiliyorlar. Ayrıca bazı ekranlar var. Oradan diğer maçları da takip edebiliyorlar. Say it again.
statların zeminleri cidden çok güzel. Muhtemelen İngiltere'deki hava şartları bunu etkiliyordur. Ama cidden şöyle bir sahada futbol oynamak çok keyifli olsa gerek. Kadın ve çocuk seyirci sayısının da çok olduğunu söylemeliyim. Ayrıca kadın ve çocuklara, ailelere, öğrencilere ve askerlere biletler çok daha ucuz bir fiyata satılıyor. Bu açıdan güzel. Daha önce de söylediğim gibi eski antrenörler Ron Saunders için saygı duruşunda bulunuyorlar. Maçtaki resmi seyirci sayısı 41.900 olarak açıklandı. Yani neredeyse 42.000 seyirci bu maçı canlı olarak izledi. Ortalama biletler £50'dan satılıyor. Biz öğrenci olduğumuz için bileti £25 aldık. Yaklaşık 200 lira. Bence gayet güzel bir fiyat. Biraz önce söylediğim gibi ortalama biletler £50'a satılıyor. 42 çarpı £50'da Cem Yılmaz hesabı £2 milyon yaklaşık bu maçın seyirci geliri var. £2 milyon 15 milyon TL yapıyor. Tahminim Türkiye'deki büyük takımlar bile bu kadar gelir elde etmiyor. Aston Villa geçen sene lige çıktı. Köklü bir takım ama alt sıralarda oynayan bir takım. O yüzden Türk futbolunun takımlara karşı mücadele etmesi mevcut şartlar altında zor. Federasyonun, devletin, Gençlik Spor Bakanlığı'nın konuda ciddi önlemler alması lazım. Aston Villa 92 yılında UEFA Kupası'nı kazanmış. Umarım maç videolarını beğenmişsinizdir. Bu videoyu yaklaşık 10 gün önce çektim. Maçı Leicester 4-1 kazandı. Maçın genelinde Çağlar çok iyi bir performans sergiledi. Yerinde müdahaleler yaptı. Zamanlaması çok iyiydi. Takım arkadaşlarıyla uyumu yerinde. Birkaç hata da çıktı. Bir ikisinde hatta tehlikeli pozisyonlar da oluşturdu. Çağlar izlemek gerçekten güzeldi. Umarım çok daha iyi yerlere gelir. Sizi maçtan diğer görüntülerle baş başa bırakıyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalı takip etmeyi unutmayın.
hadi gel. Yürü, yürü oğlum. Hoca ya. Maç sonucu Leicester 4, Aston Villa 1. Çağlar çok güzel bir maç çıkarttı. Türkiye yakışır bir oyun oynadı. Bugün onu izlemek büyük bir zevkti. Leicester taraftarları yerinde duramıyorlar. Şampiyonluğa doğru gidiyorlar. Maç bitti. Ateşli taraftar. Sakin bir şekilde dağılıyorlar. Yaklaşık 10 dakika sürdü mü abi şeyin boşalması? En fazla o kadar. 10 dakikada stat boşaldı. Bu da güzel bir özellik. Herhangi bir olay sorun olduğunda statların hızlı boşalması güvenlik açısından önemli.